kadın meclisi olarak ayrıca kadın buluşmaları gerçekleştirdik. Oradan özellikle cinsiyet eşitliği çerçevesinde kurduğumuz siyasetin, eş başkanlık ve eşit temsil siyasetinin tüm kadınlar tarafından son derece benimsenmiş olduğunu ve buralarda bıraktığımız eksikliklerin gerek parti mekanizmalarını kurarken, gerek temsil mekanizmalarını kurarken buralarda gerçekleştirdiğimiz eksikliklerin önemli bir eleştiri konusu olduğunu gördük. Onun ötesinde kadın örgütlülüğümüzün en yerelde hayatın içerisindeki kadınlara ulaşma anlamında önemli eksiklikleri olduğunu bize ifade ettiler. Katılım sürecinin, yani kararlara katılım sürecinde söz sahibi olma konusunda kadınlar oldukça istekli ve ısrarlıydılar. Bu kanalların daha sistematik ve daha sorun çözücü, yani farklı farklı konular açısından sorun çözücü olarak kurgulanması gerektiğini ve Kadın İttifakı olarak hayatın her alanında farklı farklı örgütlenmelerin içerisinde olan kadınlarla da daha yaygın, daha eşit ve daha geliştirici ilişkiler kurmanın önümüzdeki dönem siyaset açısından son derece ihtiyaç olduğunu vurguladılar. Ya biz HDP ve Yeşil Sol Kadın Meclisi'nde yer alan kadınlar olarak zaten şimdiye kadar bütün kadın mücadelesini, tüm kadın örgütleriyle, kadın mücadelesi yürüten tüm kesimlerle beraber yürüttük. Orada açığa çıkan, kadın mücadelesi içerisinde açığa çıkan taleplerimiz olarak benimsedik ve bunu siyaset kanalına aktarmaya, oradan güç vermeye, bu mücadeleye oradan güç vermeye çalıştık. Bu alanlardaki saldırıları bile göğüsleyebilmek açısından nasıl bir mücadeleyi geliştirmeliyiz, nasıl yaygınlaştırmalıyız, nasıl tüm toplumun kılmalıyız, yani tüm kadınların kılmalıyız konusu tartışmaya başladığımız bir şeydi. Kendi örgütlülüğümüzü güçlendireceğiz. Bu en yerelde, evde, mahallede, tarlada, fabrikada, sokakta, yani bulunduğumuz her yerde kadın mücadelesini ortaklaştırma ve geliştirme, özgünleştirme aynı zamanda oranın koşuluna göre kurma anlamında. Yani birinci önceliğimiz bu örgütlülüğü geliştirecek bir söz dediğimiz seferberlik.